Sekotu Sakal'dan herkese selam, sevgiler, saygılar. Bugün Tuna Motosiklet'teyiz ve Tuna Motosiklet'te çok özel mi özel bir harekette bulunacağım. Bununla ilgili videolarım arka arkaya gelecek. Büyük sürpriz sizi bekliyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Dilerseniz bu büyük sürprizin ne olduğunu hep beraber görelim. Hadi bakalım. Şimdi Sedat'la beraber yukarı çıkalım. Beraber motorumuzu alalım. Ama sürpriz motorumuzu. Sedat yukarıda mı motor? Beraber bekliyoruz. Hadi bakalım yukarıda görelim. Nedir ne değildir. Heyecan içindeyim. Çünkü farklı bir video olacak gerçekten. Kapıyı kapatıyor muyuz? Evet. Çek. Çek çek. Emre. Evet, bugün abi. Emre'ye teşekkür ederim. Kayıtta size yardımcı oluyor video çekmede. Ne demek, rica ederiz. Benim için onur oldu. Aha gidiyoruz. Evet. Emre sen de... Bilmiyorsun, heyecanlı mısın? Abi ben ilk defa göreceğim. Gerçekten ilk defa göreceğim. Yani kameraya oynamıyorum şu an. Hatta az önce sordum sana nerede motor diye. Video çekiyoruz ama motoru görmedik. Yukarıda. Şu an bir yere gidiyoruz. Eski şimdi tamam. Şuraya bir geçiş efekti koyuyorum ben şöyle. Koydum. Şimdi Emre'cim, evet. Motor arkamızda. Sen az çok gördün. Evet. Ama arkadaşlar görmedi. Sürpriz olsun. Sedat'la beraber şimdi aşağı indirelim. Ustalarımla beraber ne yapabileceğiz, ne yapacağız? Bu motor hakkında bir konuşalım istiyorum. Harika bir şey olacak. Bekleyin, görün. Göstereyim mi? Göstereyim, indireyim. Gösterme. Hayır. 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 Aşağı iniyoruz. Kafesten aslını çıkartıyoruz Emre. Aslını gösteriyorum. Hayır. Ya Allah Allah. Evet. İniyor şu an. Göstereyim mi? Hayır, hayır. Vay arkadaşlar, zor ama böyle. Çok zor. Zor oluyor. Şimdi ekip toplandı ve gerçekten bu ekiple beraber servis danışmanımız da burada, Aşkan Bey. Bu ekiple beraber bu motosikletin yapımında benle beraber emekleri olacak. Hatta onların daha fazla olacak. Bu motosiklet ne mi? Gösterelim mi arkadaşlar? Şimdi gelelim videonun asıl kısmına. Şimdi açılalım. Açılalım mı? Açılalım mı? Açılalım. Gösterelim mi? Evet. Motosikletimiz bu arkadaşlar. Emre'cim sana zahmet, detayları göster. Abi sen... Sizce bu bayağı bir iş bekliyor mu? Mehmet seni alayım abi, gel bakalım. Vay. Tuna Motosiklet'te bu motosikletin yapımında hep beraber sizlerle beraber bulunacağız. Motor gerçekten hırpalanmış vaziyette. Abi bir şey araya girmek tabii istiyorum. Tabii. Şunu göstersek yeter. Tamam, devam edin abi. Devam. Buraya da sıra gelecek. Ne gibi şeyler bizi bekliyor? Motoru ilk gördüğünde ne hissettin Mehmet? Ne yapılabilir? Neler olabilir? Siz de gelin, siz de fikir belirtin arkadaşlar. Gel Sedat, gel. Gördüğümde zaten karşısını yaptığında bayağı bir liste çıkardı. Ne çıktı? Bize kısaca belirt. Bayağı çıktı. Farklı kaporta aksamından gaz, kendi gaz verme sorununa kadar bayağı bir şey var. Çıktı. Ben sadece bakkala gidip gelmek için kullanmıştım. Buradan sahiplerine de teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu motosikleti aldık. Hep beraber bir şeyler yapacağız. Senin izlenimine Gürkan sen söyle, ne olur bu motosikletten bir şey olur mu? Olur olur. Yapar mısın? Güzel bir çılgın bir proje. Sen? Evet. Orhan Usta? Gayet güzel bir motosiklet. Müzet Usta. Bence de güzel bir şey çıkar. Neler yapabiliriz? Olur yani. Bayağı güzel bir şeyler çıkar. Hele evet. Orhan Usta granajda 10 numara çıkartır. Bizi daha bir eski eğricilerden bir eğir koyarım. Ooo hadi bakalım neler bekliyor. Siz neler istersiniz? Bu motosiklete neler yapılabilir? Bize bunları lütfen söyleyin. Aynalar bile farklı arkadaşlar. Bunlar da değişik. Yani bu ayna buna ait değil zaten. Çınmak. Yani nedir oranın? Space aynası. Sen motoruna takar mısın bu aynaları? Yok. Çünkü ikisi de farklı ve orijinali değil. Gelelim koltuğa. Asıl burası çok önemli. Burada bir yırtık var ama hiç önemli değil. Bunu da halledeceğiz. Mehmet bu da dikiş yerlerinden nasıl yapılabilir? Ne yapabiliriz? Abi güzel mat bir koltuk. Mat. Hatta konfor seli olabilir mi buna? Konfor seli. Koltukla ilgili ne yapılabilir siz de yazın. Siz de fikirlerinizi söyleyin. Gelelim neresinde başka şey var? Anlat bize. Ben şöyle göstereyim. Şöyle. Şurada bak grenajında hata şeyler var böyle çizim. Burada bant yapıştırmışlar falan. Evet. Nazarlık. Buraya ya. Kuş pislemiş. Yani altını bak, gösterelim. Burada da var şöyle. Göstersen bu tarafın yarısı yok. Bir dakika gel. Yarısı yok. Emre gel. Bak. Gördün mü abi? Bunların hepsi yapılacak. Bu da olacak. Lastikler disk yamuk. Şey disk yamuk değil, jant yamuk. Jant yamuk. Jant yamuk, evet. O da düzelecek.
Lastikler zaten çok kötü. Ne gibi? Bantımızı gördünüz mü? Lütfen motosiklet markında ne? Abi o şey gideceği yönü gösteriyor motor. Evet, gideceği yönü gösteriyor. Bak onun şeyi o. Bu çok orijinal bir şey. Elin buradan kaçmasın diye bu böyle. Tabii emniyet açısından. Onlar yeni nesil. Ama çalışıyor. Mehmet göster nasıl çalıştığını abi. Hareket ediyor. Abi ne yapacak şimdi? Koşarak şey yapmasın adam. Yok. Koşarak. Hareket ediyor musun? Yani? Aa teker dönüyor. Dönüyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Kendi gidiyor. Kaskını versene abi. He? Kaskını buradan şöyle yapacaksın ya. Safety first. Şunu demek istiyorum. Delight her şeye rağmen çalışıyor. Gidiyor. Motor gitmemezlik yapmıyor. Yani öyle bir lüksü yok. Her şartta çalışırım diyor. Buyur kardeşim. Bir şey diyeceğim. Benzin kokmadı mı fena fazla böyle bir? Benzin mi kaçırıyor? Kaçırdı. Motor Mehmet'i kaçırdı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motor bu halde. Ama bu ekip, sağlam ekip bu işi halledecek. Mehmet gel. Dilayt o kadar zevkli bir motor ki adam bırakamadı. Evet neler var şimdi? Bir olaydan bahsediyoruz. Kendisi gidiyor işte ben gitmiyorum. Evet, otomatik vites normal. Evet abi. Otomatik vites bu. Aynen bu. Dedikleri bu. Orijinal otomatik. Evet. Fikirlerinizi bekliyorum. Yedek anahtarı da var. Niye öyle diyorsunuz? Yedek anahtar mı? Yok bu ne? Bu ne anahtarı? Çift anahtarı olabilir. Vallahi başka bir anahtar. Yedek anahtarı da vardır herhalde bilmiyorum. Kilit varsa içinde. Ha doğru. Arkadaşlar bu motor çok farklı hale gelecek. Üzerindeki tişört gibi V46 gazla gideceğiz. Numara 46 olsun o zaman. Bunun anısına. Neyse sonra ne sürpriz mi? Olsun. Ne oldu? Ha? Çalıştır. Bak. Yani otomatik gidiyor, gazlamadan gidiyor. Evet. Dışı senin içi mi? Dışı ben halledeceğim. Bunun boyalarını alıp sökme işlemlerini falan yapacaklar. Bunları alacağım. Bir de ne renk olsun fikrinizi merak ediyorum. O konuda da bize söylerseniz bir yardımda bulunun. Yani ne renk yapılırsa nasıl olur, güzel olur mu? Bu konuda da bilgi verin. İşte böyle. Yanaklarına direkt mor yapıp, yanaklara direkt beyaz yanak lastikleri. Orijinal. Mor beyaz. Para beyaz. Ben Hello Kitty önerisi vereceğim. Evet. Pembe. Önden böyle komple mor. Pembe olsun. Şuralara püskül takabilir miyiz? Tabii. Ben bu motoru öyle yapıp Ali'ye hediye etmek istiyorum. Önüne de diyorum ki sepet koyalım. Evet. Lauren'ın hikayesi. Olay öyle. Zaten bu fikir Ali'den beklenebilirdi. Ben bu motoru öyle yapıp Ali'ye hediye edip onun bir sene boyunca bu motorla dolaşıp takipçi olarak kimlerin takip ettiğini görelim hep beraber. Evet, şimdi sonuç olarak bu motora ben gerçekten yapacağımızı inanıyorum. Lastikleriyle, her şeyiyle, aynalarıyla Tuna motosikleti bu motosikletle ilgili bakımını, her şeyini yapacağız arkadaşlar. Hep beraber yapacağız. Sizlerin fikirleri de önemli. Sizleri takip edip benim beğen tuşuna basarak hatta takip etmeniz de çok önemli. Bunlar bana ilham kaynağı oluyor. Mutluluk veriyor. Hatta neşe katıyor. Şu anda motosikletin kilometresi 33.100 kilometrede. Hep beraber göreceğiz. O zaman ben bu şekilde bir gidiyorum. Görüşürüz. Ben de beğen tuşunu efekt yapıyorlar ya parmak. Görüşürüz hadi. Şöyle beğen. Gidemedim geri dönüyorum. Abi şuna bak. 5 olmuş. Bu ne?